Değerli izleyenler, üzümün başkenti Manisa'da bağları zamansız yağış ve hastalık vurdu. Sultaniye başta olmak üzere sofralık pek çok üzüm türünde il genelindeki rekolte büyük oranda düştü. Üreticiler tarım sigortası kapsamının genişletilmesini ve rekolte kaybı için destek verilmesini talep ediyor. Mayıs-Haziran aylarında etkili olan aşırı yağışlar ve sonrasında baş gösteren mantar hastalıkları üzümü vurdu. Manisa'daki bağlarda zarar büyük. %70 bir zararımız var. Geçen seneki kamyon sattıklarımız bu yıl sergiye atılacak dahi yok. Biz bunları sigorta yaptırdık. Tolu sigortası, aya sigorta, onlardan şükür dedik olmadı. Ama bu aldı götürdü bu hastalık. Tamam. Turnostan dolayı bağlarımız çok büyük bir zararda. %70 veya %80. Bağımızdaki durum bu. Zamansız yağan yağışların ardından üzümü bir de hastalık vurunca normalde dolu dolu görmeye alışık olduğumuz salkımlar işte bu hale geldi ve bağlarda neredeyse hastalıksız salkım kalmadı ve Manisa genelinde rekolte yarı yarıya düştü. Ziray hastalığa çare arayan üretici destek bekliyor. Geçen yıl ben 35 dekardan 18 ton kuru üzüm aldım. Bu yıl 1,5 ton civarı belki gelmeyebilir yani. Tüm çabamızı, mücadelemizi, zirai ilaç mücadelemizi rağmen üzümlerimizi kurtaramadık. Toprak mahsulleri ofisinde devreye sokarak elimizdeki ürünlerin kıymetlendirmesini, değerlendirmesini istiyoruz. Tarsim'de ayaz, dolu, fırtına hepsi var. Ama bu sene bu son yılların en büyük afadını yaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Bunun da pornos ve külleme hastalığında Tarsim'in kapsam alanına almasına istiyoruz çiftçi olarak. Üreticiler rekolte düşüşü sebebiyle ürünün büyük bölümünü kurutmalık olarak ayırıyor.